Merhabalar, yaz dönemindeyiz ve biliyorsunuz ki arkadaşlar sıcaklar bizi artık kasıp kavuruyor. Ben de artık buna bir çözüm olarak bir tane soğutucu alayım dedim. Klimaya çok fazla param yetmeyeceği için en azından ventilatör alayım dedim. Ve böyle bir şey aldım arkadaşlar. Neden böyle bir şey aldım? Çünkü bir arkadaşımda görmüştüm, ondan dolayı böyle bir şey aldım. Yoksa aklımda böyle bir şey yoktu, normal dönem fanlı bir şey alacaktım ama bunu görünce dedim, güzel herhalde dedim bir alayım. Ondaki modelle bendeki model aynı ama o UFO'ydu, bu Dijitsu. Birebir aynısı ama arkadaşlar sadece ismini değiştirmişler ve onu UFO'dan Dijitsu yapmışlar. Ben bunu arkadaşlar 2 hafta önce o ilk sıcak hava dalgası geldiği zaman almıştım. Markası Dijitsu, dediğim gibi VN10 modelde. 2100 TL'ye almıştım ancak şu an fiyatlarına baktığımda inanılmaz derecede artmış. 4300 mü 4400 mü neydi yani, valla dudak uçuklatacak derecede fiyatlar artmış. Bence biraz burada adam soyuyorlar gibi geldi bana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kule tipi soğutucu ve soğutucu değil de ne diyeyim, ventilatör. Ve arkadaşlar işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Bildiğiniz soğutucu. 2100 TL'ye göre ben biraz değerlendireceğim arkadaşlar. Daha ucuz seçenekleri de var. Ben baktım. Luxor falan var galiba. Bir de 500-600 TL falan var. Onları siz kule tipi soğutucu diyerek aratabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir pakette geliyor. Gördüğünüz gibi kocaman bir pakette geliyor. Hemen geldi. Ben nereden aldığımı hatırlamıyorum ama direkt geldi yani. Ve üzerinde de özellikleri yazıyor. Hava temizleme özelliği olan negatif iyon özelliği diyor. Aslında öyle bir özellik bence hiç yok. İşe yaramıyor yani. İşte uzaktan kumandası var. Gördüğünüz gibi elinde uzaktan kumandası var. Ve üzerinde 5 tane tuş var. Onlardan az sonra bahsederim. LCD ekranı var. Gördüğünüz gibi. İşte 3 ayrı hızda çalışıyor. 75 derece dönebiliyor. Oda, ne diyor? Oda sıcaklığını gösteriyor. Aşırı ışınma karşı koruması filan filan diyor. Şunu şöyle atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uzaktan kumandalı. Yani kızılötesi kumandası var. Şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Sonra böyle döndürebiliyorsunuz falan. Bakın dönüyor. İşte üzerindeki LCD mavi ışıklı ve oda sıcaklığını gösteriyor. Üzerindeki modlar işte hızlı mı çalışıyor, yavaş mı çalışıyor, onların hepsini gösteriyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar havayı soğutmuyor tabii ki. Bir klima değil, hava soğutucu değil. Bu arkadaşlar sadece üzerinize bir hava üflüyor. Ve böylece sizin ferahlamanızı sağlıyor. Ve üzerinde dediğim gibi iyon diye bir şey varmış. Açalım bakalım işe yarayacak mı? Havayı temizlediğini falan söylüyor ama onu ispatlayacak bir şey yok yani. Öyle. Gördüğünüz gibi dönüyor arkadaşlar böyle. Bu da Sauron'un gözüne benziyor. Burası da tam böyle Eye of Sauron. İkiz Kuleleri izlediyseniz orada zaten belli. Gördüğünüz gibi dönebiliyor. İstersek dönmesini bırakabiliyoruz gördüğünüz gibi. Böyle her seferinde dıt dıt ses çıkartıyor. İşte bu çalışma hızını ayarlayabiliyoruz. Şu an en düşükte çalışıyor ve çok sessiz çalışıyor. Ama orta derece ve yükseğe alırsak böyle esiyor yani. Esiyor. Tam buradan esiyor. Bakayım. Bakın saçımı. Esiyor. Bayağı iyi ama gürültülü. En son şeyde açarsanız gürültülü arkadaşlar. Ama sizi ferahlatır mı? Evet ferahlatıyor. Ama fark ettiyseniz arkadaşlar bu kendi üzerinde dönen motoru biraz hassas. Şu an en yüksekte çalışınca kendisini ittirdiği için biraz böyle gördüğünüz gibi yalpalıyor. Biraz onun ayarını kısalım. Bakın. Size şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Yani buna en ufak bir çocuk değse hemen düşer. O yüzden biraz daha güvenli bir ortama koymanız lazım. Ya da küçük çocukların olduğu yerde bırakmamanız lazım. Düşerse kırılabilir yani. Ayağı falan kırılabilir. 50 watt güç tüketiyor. Yani bir klima düzeyinde fazla güç tüketmiyor. Ya da bir ekran kartı kadar bile güç tüketmiyor. Yani o yüzden iyi sayılabilir. Benim işime yaradı mı? Yaradı. Ama 2100 liraya değer miydi? Yani bilmiyorum. Tabii ki hani sıcaklık düşürmüyor ama yine de benim işime yaradı. En azından uyurken falan beni ferah tuttu. Bazen çok gürültü olduğu için ben pencereleri açamıyorum. O zaman bile beni rahat tuttu. Pencere açıkken bir sıkıntı olmuyor. Pencere kapalıyken de bir sıkıntı olmuyor. Ama tabii ki pencere açık olarak kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve arkadaşlar şu arkasında bir şey var. Onu da tutup böyle götürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok portatif aslında. Hemen bir odadan öbür odaya götürebilirsiniz. Ben bunu genelde yayın yaparken yanıma koyuyorum yani. Çok da ses almadığı için sıkıntı olmuyor. Ama şu an mesela terliyorum. Bak öbür tarafa gitti. Bana biraz daha. Ve üzerinde işte böyle bir kumandası var. Bence bu kumanda gayet kullanışlı ama ben çok kullanmıyorum. Üzerinde tüm tuşlar var. Bunun diğer bir özelliği de arkadaşlar ayarlanabiliyor. Yani 3 saat kullanmayı ayarlayabiliyorsunuz. Üzerinde bir timer tuşu var. Ona bastığınızda 1 saat, 2 saat, 3 saat, saat aralıklarla ayarlayabiliyorsunuz. Dakika değil de. 3 saat mesela şu an 3'e geldi. 3 saat çalışacak sonra duracak. Öyle ayarlayabiliyorsunuz. Öyle özellikleri var. Evet genel olarak böyle arkadaşlar. Çok bir şey yok. Yani basit bir şey. İşine yarıyor mu? Evet görevini yapıyor. Güzelce ferahlatıyor seni. Ama dediğim gibi odayı soğutmayacağı için bir kesinlikle klimanın ya da hava soğutucunun yerine geçmeyecektir.
Ama bence kullanılabilir. İşinize yarayabilir ama kesinlikle 4300 TL'ye önermiyorum. Daha ucuzlarını bulmanız sizin için daha iyi olur. Eğer 4000-5000 lira vereceksek arkadaşlar, bence klima almak daha mantıklı geliyor bana. Tabii bu benim kişisel fikrim. Siz de fikirlerinizi belirtin arkadaşlar yorumlarda. Merak ediyorum yani, siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada burada şeyler de var. Kendi düğmeler de var arkadaşlar. Ondan da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi sürekli dönüyor. Eğer dönmesini istemiyorsanız buraya basarsanız dönmez. Öyle yani. Genel olarak diyeceklerim böyle. Bakın şu an terledim. Demek ki çok da havayı soğutmadı. Buradan da belli oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu kanal arkadaşlar tabii ki bir bilgisayar kanalı olduğu için bu ventilatörü bilgisayar üzerinde denemem lazımdı. Ben de şunu denemek istedim. Şu an ekran kartına yük bindiriyorum arkadaşlar. Şu an kaç derecede çalışıyor? 69 derecede çalışıyor. Ben bu ventilatörü son güç açacağım. Bakalım ekran kartının sıcaklığını azaltabilecek mi? Evet, neredeyse arkadaşlar 5 dakika denedim ama sıcaklıklar düşmedi. Her yere denedim yani. Bu arkaya koymayı denedim, daha dibe koymayı denedim, arkadan denedim. Ama hiçbir etkisi olmuyor. Maalesef görevimiz başarısız olmadı, beceremedik.